gericilik akımlarına kadar ya da ekonomiye kadar bunu ortaya koyabiliriz. Bu nedenle de hani burada Erdoğan'ın bir programı var elbette ama muhalefetin de çok net, çok kararlı bir biçimde erken seçime zorlama üzerine bir programı olması gerekiyor. Şu anda yok tabii, çünkü yani birkaç nedenle bence çok hazır değiller. Yani şu anda bu enkazı sırtlayıp böyle bir kampanya girişseler, kazara üstlerine kalsa ülke hakikaten CHP'nin üstüne çökebilir yani. Onun için CHP'nin herhalde ciddi bir hazırlığa ihtiyacı var önce, böyle bir kampanyaya girişmeden önce. Ben doğrusu anayasa içinde çok CHP tarihi bir hata yapmazsa Erdoğan'ın öyle bir şeyi çıkarabileceğine ihtimal vermiyorum. Referandumu göze alabilir mi? Ondan da emin değilim. Yani o yüzden anayasa tartışmasını biraz ortalığı sulandırmaya, kamuoyunu hazırlamaya dönük bir şey olarak görüyorum ama çok ciddi bir şey çıkarabileceklerini zannetmiyorum. O yüzden ne anayasa ne erken seçim bana çok mümkün gibi gözükmüyor anayasa değişikliği önümüzdeki süreçte. Ama altını çizdiğin bir şey, yani bu Özgür Özel'in değişen yükselen çizgisi meselesi ilginç. Bir araştırması vardı Metropol'ün. Çok ilginç. Erdoğan'ın görev onayı Şubat'a kıyasla %4 kadar gerilemiş gibi görünüyor baktığımız zaman işte bu tabloya. Fakat bu normal sayılabilir seçim kaybetmiş bir iktidar için. Ama Özgür Özel'de çok acayip bir sıçrama var. Yani Şubat'taki oy oranına baktığın zaman, yani görev onayına, yani bu işi Özgür Özel yapar diyenler Şubat'ta %30 iken Mayıs'ta %55'e tırmanmış. İnanılmaz bir artış var. Yani %25'lik bir artış var. Biraz görülmedik bir şey. İlginç bir şekilde CHP'nin oy oranı artmıyor. Sadece Özgür Özel'e yurttaşın bir kredi verdiği anlaşılıyor. Bunu neye bağlayarak, yani belli ki performansından memnunlar. Belli ki CHP'nin için kurduğu strateji bir şekilde işliyor. Buradan onu anlıyorum. Bugün Rize'deydi Özgür Özel. Ve Rize Erdoğan'ın memleketi. Orada yani kendi sahasında gidip bir tür deplasmanda diyebileceğimiz bir yerde çok da iddialı bir miting yaptı. Ve orada da bir defa hem müzakere hem mücadele, bunu seninle konuşmuştuk, bu ikili stratejiye devam edeceğini söyledi. Ve toplumsal muhalefeti her hafta başka bir mitingle örgütlemeye çalışıyor adım adım. Orada yapıcı muhalefetten söz etmiş. Ben de onun altını çizdim. Bu yapıcı muhalefet kavramı enteresan. Yani bir şey örmeye çalışıyor, bir stratejisi olduğu anlaşılıyor CHP'nin ve bir karşılığı olduğu da anlaşılıyor. Şimdilik tablo bu gibi CHP cephesinde. Tabii burada riskleri de değerlendirmek gerekiyor. Evet, mücadele ve müzakere doğru. Yani hani Kılıçdaroğlu bunu eleştirmişti. Üstelik de yapamadığı, kuramadığı bir yerden eleştirmişti. Tabii ki herkes iç içe olmalı, birlikte olmalı. Siyaseti de ortak bir biçimde götürmeli ama burada tuzaklar var elbette. Mesela o tuzaklardan biri Özgür Özel'in şu ifadesi. Hani ne yapalım, para yok. Emeklilere nasıl verecek ifadesi. Bunlar hani ileri vadede nasıl bir geri dönüşe neden olur bunu bilemiyoruz. Tabii yani böyle gider mi Türkiye 4 sene? Tekrar bunu ifade etmek istiyorum. Burada başka tuzaklardan biri de belediyelerdeki para kaynaklarının kesintiye uğraması. Yani yarın öbür gün belediyelerde çöp toplanamayacak hale gelirse hani bırakın Ankara ya da Büyükşehir belediyelerini normalde merkezin dışındaki belediyelerde bile bu olursa bu 4 sene sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Ayrıca şunu da unutturmamak gerekiyor hiçbir zaman. Süleyman Demirel'in ifadesi Türkiye siyasetinde Orta Doğu'da da bu iş böyle 24 saat çok önemlidir. Yani 4 seneyi beklerken benim bütün endişem yine ava giderken avlanmayalım. İki yasa, önemli yasa tasarısı var gündemde. Birisi etki ajanlığı. Hakikaten Türkiye'de muhalefetin neredeyse muhalefete mensup herkesin içeri alınmasını neredeyse kolaylaştıracak, sağlayacak bir şey hazırlık içinde hükümet. Ama gördüğüm kadarıyla gelmiyor meclise ya da sonbahara kaldığı iddiaları var. İkincisi sokak hayvanları ile ilgili düzenleme. O da bir tasarı olarak geldi. Orada büyük bir toplumsal tepki var ama Erdoğan ve AKP iktidarı sanki kararlı gibi gözüküyor. Nasıl görünüyor sana bu ikisi? Yani bana kalırsa her ikisinde de AKP'nin kararlı olduğu görünüyor. Yani çünkü
hani bir biçimiyle muhalefetin ne yaptığını, muhalefetin AKP iktidar üzerinden olanı biteni anlatmak isteğini AKP yıllardır durdurmaya çalışıyor. Böyle bir durum var. Etki ajanlığı meselesi böyle. Etki ajanlığını, yani sadece etki ajanlığı değil, Türkiye'nin başka dinamikleriyle falan da bakmak, değerlendirmek gerekiyor. Yani yıllardır sorduğumuz sorular mesela. Neden bu kadar cezaevi yapılıyor? Burada insan aklına elbette bir soru işareti geliyor. Ya da işte genel bir af yasası zaman zaman dillendirilirken bu etki ajanlığının çıkması acaba hani hani suça bulaşmış olanları affedip muhalifleri cezaevlerine doldurmak mı gibi endişeleri oluyor insan. Tabii bunların hepsi şu açıdan meclise gelmeden, onaylanmadan ancak bir öngörü olarak değerlendirilebilir ama bu öngörüleri taşıyoruz. Neden taşıyoruz? Çünkü AKP iktidarı buna benzer girişimleri yaptı. Bu oyunları hep kurdu. Hayvan tasarısı başlı başına bir felaket. Defalarca konuştuk bunu. Toplumun çok büyük bir bölümü ikna olmamış gibi görünüyor. Ama buradan da kirli propaganda devam ediyor. Bu kirli propagandanın bir kademe sonrası metazörü faaliyetler mi olacak? Ya da topluma haber vermeden hani gizli saklı bir takım faaliyetler mi yapılacak? Bunu da görmek gerekiyor. Evet, meclis kapanacak ama Türkiye genel olarak tam da meclis parametreleriyle yönetilmiyor. Hep resmi gazeteye bir gecede yayınlanacak kanun hükmünde kararnamelere de bakmak lazım. Bunları da takip etmek lazım. Ben açıkçası yani sokak hayvanları meselesinin biraz kamuoyunu oyalamak için ortaya atıldığına inanmaya başladım. Yani evet, böyle bir sorun var. Böyle bir iktidarın da niyeti var belli ki ama kamuoyu yoklamalarında AKP tabanında bile karşılık bulmamış. %3'ü bulmuyor onaylayanlar. Bir konuyu bu kadar, böyle bu çapta bir katliamı, ki 6 milyon, 6,5 milyon hayvandan bahsediliyor. Bu çapta bir katliamı göze alacaklarını doğrusu inanmak istemiyorum. Biraz acaba öbürünü örtbas etmek için mi, yani konu şu anda tamamen gündemde, işte sanatçılar bundan konuşuyor, medya bundan konuşuyor filan. Acaba etki ajanlığı meselesini biraz örtbas etmek için mi kullanılıyor diye düşünüyorum. Bir, iki, acaba hani Özgür Özel'le yapacakları pazarlıkta koz olarak da bu etki ajanlığı meselesini, tamam biz bundan vazgeçelim ama siz de şunlardan diye bir şeye mi dönüştürecek? Yani o da geliyor aklıma, çünkü acele etmediler. Halbuki ilk başta çok şey kararlı görünüyordu. Yani izleyicilerimiz için tekrarlayalım, etki ajanlığı dediği neredeyse herkesi ajanlıkla suçlayabileceği bir yaklaşımı yasaya geçirecek. Yani işte burs alan akademisyenden fon almış basın kuruluşlarına kadar herkes bir şekilde işte Batı'nın, düşmanın, neyse onun etki alanına girmiş, onun ajanlığını üstlenir, damgasını yiyebilir ve hapsedilebilir. Böyle bir şey inşa ediliyor. O yüzden ben bütün bunların biraz toplumsal güç dengelerine bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani artık o kadar iki dudağın arasında değil sarayın. Toplum direnirse, direnç gösterirse geri adım atabilirler gibi geliyor bana.